Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir mezeyle karşınızdayım. O Hamarat Çerkez hanımlarının yaptığı Çerkez tavuğu mezesi. Ama tabii ki ev usulü daha kolay, daha pratik. Üstelik de evde kalmış, kurumuş simitle yapıyorum. Hadi buyurun geçelim tarife. Tenceremi ocağıma aldım. Tavuklarımı güzelce yıkadım. Ben kemiksiz kalça kullanıyorum. Kolaylık olsun diye. Ama normal but, bütün tavuk hepsini kullanabilirsiniz. Ben şu an fazla haşlıyorum. Başka şeylerde de kullanacağım için. Normalde 2 adet but ya da 2 kalça yeterli gelir. Şimdi kalçalarımı güzelce yıkadım ve tencereme aldım. Güzelce yıkadım, ayıkladım. 2 dal kereviz yaprağım var. Mutlaka kereviz yaprağını kullanın. Müthiş bir lezzet ve koku veriyor. Bir adet de havucumu 3'e bölerek hemen üzerlerine ilave ettim. Yarım limon sıkıyorum ve kabuğuyla birlikte atıyorum. Şuradan hemen 2 çay kaşığı da tuzumu ilave edip şöyle üzerlerini geçecek kadar yaklaşık bir 5-6 su bardağı kadar. Çünkü ben 5 adet but kullandığımı düşünün. Siz ona göre ayarlarsınız. Üzerine geçecek kadar da suyumu koyuyorum. Kapağımı kapatıyorum. İlk etapta fokur fokur kaynayacak. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Ve tavuklarım lime lime yumuşacık olup bütün lezzetini, yağını, tadını suya bırakacak. Tavuğumuz olmuş olacak. Şimdi burada farklı olarak benim geçen hafta misafirlerim var. Çok bol simit yaptım. Yaptığım simitlerim de biraz kurudu. O yüzden bu simiti değerlendirmek istedim. Hem de bir de denemek istedim. Bakalım nasıl olacak diye. Normalde Çerkez tavuğu biliyorsunuz kuru ekmekle yapılır. Bu ölçülerde eğer siz ekmekle yapacaksanız 2 dilim kuru ekmekle yapmanız lazım. Ben bir adet simitle yapacağım. Gayet kurumuş simitlerim. Şimdi simitlerimi ben birkaç parçaya bölüyorum. Çerkez tavuğunun ana maddesi tavuk. O tavuktan çıkarılan nefis bir su, kuru ekmek, zencefil kökü ve bolca ceviz içidir. Şimdi bu çok güzel lime lime zaten olmuş, lokum gibi olmuş tavuklarımı dideceğim. Ben 3 parça kullanıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle göstermek istiyorum. Kemiği çıkarılmış, derisi çıkarılmış but. Aslında Çerkez tavuğu tavuk göğsüyle yapılıyor ya da bütün tavukla yapılıyor. Ama tavuk göğsü bana biraz yavan geliyor. Bununla çok güzel bir lezzet alıyorum. O yüzden ben mutlaka bununla yapıyorum. Ama arzu edenler bütün tavuk ya da but, kalça, göğüs her yerle yapabilirsiniz. Şimdi tavuklarımızı çok güzel minik minik dittik. Mümkün olduğu kadar ufaltıyoruz. Gördüğünüz gibi simitlerimi kasemde aldım. Şimdi simitlerimin üzerine yarım su bardağı tavuk suyumu koydum. Şöyle bu simitleri bu tavuk suyunda birazcık çektiriyorum, yumuşatıyorum. Nasıl ki köfte yaparken kuru ekmeklerimizi suyla ıslatıyoruz. Onun gibi gayet güzel bir şekilde bu tavuk suyunu çekecek. Zaten bolca tavuk suyu kullanacağız. Çünkü Çerkez tavuğu mümkün olduğu kadar böyle macun kıvamında ıslak ve sulu olmalı. Öyle kuru kuru Çerkez tavuğu güzel olmaz arkadaşlar. Şimdi diğer işlemlerimize geçebiliriz. İlk olarak tam tamına 15 adet yuvarlak 15 adet cevizimi 1 su bardağı yapıyor. Rondomun içine alıyorum. Rondodan biraz geçireceğim. Ama ben çok tuz gibi olsun sevmiyorum, un gibi olsun sevmiyorum. Ve biraz hafif dişe gelmeli. Dediğim gibi Çerkez tavuğunun ana maddesi tavuk, tavuk suyu, ceviz, zencefil kökü ve ekmektir. Hemen şöyle iri taneli çok tuz buz etmeden cevizimi geçirdim. Cevizimin üzerine sarımsak da çok önemlidir. 4 diş, benim küçük olduğu için 4 diş koyuyorum. Ama eğer sizinkiler
büyükse siz 3 diş koyabilirsiniz. Şimdi bu ıslatmış olduğum ekmeklerim, yani simitlerimi koyuyorum. Bütün suyunu emdiler gördüğünüz gibi çünkü çok kuruydular. Dövülmüş bir çay kaşığı zencefil kökü, bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Füme olmasına dikkat edin, çok daha güzel koku veriyor. Hemen biraz karabiber çekiyorum. Biraz daha tuz ilavesi yapıyorum. Tavuğun suyunda var ama yine de lezzetli olsun diye. Tuz zevkinize bağlı. Tekrar bunları bir rondadan geçiriyorum. Macun kıvamına getireceğim ve buna tavuk suyu ilave edeceğim biraz. Şimdi kıvamına baktıktan sonra hemen bu geri kalan yarım su bardağı tavuk suyumu içine ilave ediyorum. Şimdi hemen rondadan geçirdiğim cevizli karışımımı kaseme aktarıyorum. Gördüğünüz gibi macun kıvamında. Sulu olmalı, asla kuru olmamalı. Ne kadar sulu ve tavuk suyuyla birlikte tavuk karışırsa o kadar leziz, birbiriyle özdeşleşmiş, güzel bir Çerkez tavuğu olur. Tabii ki bu kolay, pratik, evde yapılabilecek Çerkez tavuğu. Çerkez hanımlarından özür diliyorum, bana kızmasınlar, onlar çok hamaratlar. Onlar rondodan geçirerek değil, döverek, orijinal olan döve döve çok daha farklı yapıyorlar. O biraz daha zahmetli. Bu hemen evde yapılabilecek pratik bir Çerkez tavuğu. Şimdi bu hazırladığımız sosun içerisine dittiğimiz tavukları alıyoruz. Yanımda bir su bardağı daha tavuk suyum var. Dediğim gibi kıvamını daha açmamız gerekecek. Koyu olmayacak, katı olmayacak. Çerkez tavuğu orijinalinde gayet sıvı, gayet macun kıvamındadır. İyice böyle birbirine özdeşleştireceğiz. Tavuklar belli olmamalı içinde. İyice karışmalı. Nefis bir koku ve lezzet oluştu, inanın. Şimdi hemen ben bir yarım su bardağı daha bu tavuk suyumu koyacağım. Tavuk suyuna geçen o nefis tavuğun yağı, lezzeti, kerevizin, havucun, limonun verdiği lezzetle iyice lezzetli bir meze olacak. İyice de karıştırıyoruz. İçinde ceviz ve ekmek olduğu için tavukla beraber zaten ılıdıkça da koyulaşıyor. Evet, son kalan tavuk suyumu da ilave ediyorum. Tas tamam, 2 su bardağı ilave etmiş oldum. Yine karıştırıyorum güzelce. Kıvamını iyice bulacağız. Dediğim gibi içindeki tavuklar hiç tavuk olarak belli etmeyecek kendini. Hepsi birbiriyle özdeşleşecek, karışacak ve gayet ıslak, macun kıvamında sıvı, kaşık kaşık yenecek nefis bir meze oluşacak. Olmak üzere, birazdan da üzerine yağımızı yakacağız. Bakın çok güzel oldu arkadaşlar. Kameradan bilmiyorum tam net görebiliyor musunuz? Tam kıvamına geldi. Tavuklar tamamen yok oldu içinde. Özdeşleşti. Kıvam da böyle olmalı. Zaten şu an biraz ılık, soğudukça da katılaşacak. Asla ve asla katı bir Çerkez tavuğu güzel olmaz. Şimdi hemen bir tatlı kaşığı tereyağını tavama aldım. Güzel bir sos yapacağız. Üzerine de hemen bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı damlattım. İkisini karışık ben çok seviyorum. Tereyağımızı eritiyoruz. Tereyağım eridi. Hemen bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biberimi birkaç saniye hemen içerisinde yakmadan çok fazla karıştırıyorum. Yağım da hazır. Servise geçebiliriz artık. Hemen geçiyoruz servise. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kıvamı göstermek için sizin gözünüzün önünde servis ediyorum. Hemen şöyle biraz şekil veriyoruz, yayıyoruz. Nefis oldu. Yeme de yanında yat.
Ben Çerkez tavuğunu çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Çerkez hanımefendilerden tekrar özür diliyorum. Çünkü asla onlar kadar güzel yapamayacağıma eminim. Ama bu da evde gayet güzel, hoş yapabileceğiniz, leziz bir şekilde yiyebileceğiniz bir Çerkez tavuğu oldu. Hemen kırmızı yağımızı da üzerine gezdiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Bir mezemiz daha böylelikle son bulmuş oldu. Gerçekten çok leziz, çok sevilen, güzel bir meze. Restoranların da çok sevdiği ve sık olarak menülerine yer verdiği, bol bol sattığı bir meze. Hiç denememiş olanlara işte bu kadar kolay yapabilirsiniz. Ev usulü, ev hanımı usulü Çerkez tavuğu diye göstermek istedim. Üstelik benim yaptığım gibi kalmış simitlerimi değerlendirip ekmek yerine simitle yaptım. Sonuçta içindeki susamlar da daha artı bir lezzet katacağına inanıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de denersiniz. Ama ne olursunuz deneyecek olanların yorumlarını çok merakla bekliyorum. Olumlu ya da olumsuz. Sonuçta tariflerimin denenmesi ve karşılığında hissettikleriniz, düşünceleriniz benim için çok değerli, çok çok merak ediyorum. Umarım beğenirsiniz ve bütün ailenizle birlikte severek yersiniz. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olun. Abone ol butonun yanındaki bildirim ziline de basarsanız çok mutlu olurum. Çünkü o zaman her paylaştığımız video size bildirilir ve kaçırmamış olursunuz. Bana destek olmak istiyorsanız, bütün tariflerimi seviyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz ve videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Bu şekilde de bana çok destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın. Bir sonraki güzel tarifte görüşmek üzere.